Hocam hasta tüberküloz değil, bulamaz. Yaptın mı biyopsi? Niye haberim yok? Hayır ama hastanın ateşi 40.5. Ve tedavimiz işe yaramıyor. Kadın kanser. Ölüyor. 40.5. Haberleri iyi. Tüberkülozu var. Nasıl ya? Ne demek? Biyopsi sonuçları laboratuvardan çıktı. Kesinlikle tüberküloz. Ama ateş? Teşhisimizde haklıyız ama tedavimiz onu öldürüyor. Laboratuvar biyopsi sonucunu 2 kez kontrol etti. İyi de tüberküloz 40.5 derece ateş yapmaz ki. O zaman bu tüberkülozla bir şey daha var kadında. O bir şey dediğin şey her neyse yakında kadının beynini yakacak ama. Haşlayacak. Haşlayacak. Daha iyi bir benzetme. Çay? Bir tane lütfen, evet. Bu kadar yüksek ateş bakteriyel olmalı. Belki de biyopsi sırasında bağırsağı yırtık. Biyopsiyi ben yaptım, yırtık falan yoktu. Muhtemelen sokakta kaptı enfeksiyonu. Ama hastaneye geldiğinde ateşi yoktu kadın. Ona verdiğimiz antidepresan serotonin sendromuna sebep... Olmaz. Ateşi açıklayabilir miyiz? Açıklamaz. Bir önceki hastanede de antidepresan vermişler. Böyle bir şey yaşanmış. Muhtemelen o ilacı almamıştır bile. Acile gitmiştir, eline bir reçete verip yollamışlardır kadını. Öyle mi yapmışlardır? Tam senin tarzında. Muhteşem ikili. İsterseniz elimize birer neşter alalım, bunu doktorlar gibi hallederim. Ha? Kan ve idrar kültürü yapalım. Akciğer röntgeni çekelim. Bir de antidepresanı kesip serotonin sendromu için bromokriptin başlayalım. Yalnızca bir şey daha var. Eğer kadının test sonuçlarını görene kadar yaşamasını istiyorsak ona bir buz banyosu yaptırmalıyız. Dolap dere. Buz banyosu. Senden özür dilemedim mi? Bunu bana neden yapıyorsun? Bak ateşin çok yüksek, ateşini düşüreceğiz, tamam mı? Bunu bana neden yapıyorsun? Kötü bir şey yapmıyoruz Vahide, hayatını kurtaracağız senin, tamam mı? Beni içeriye götürmelerine izin verme. Hocam hazır. Yapma lütfen. Bana güven, bana güven, tamam mı? Bana güven. Yapmayın lütfen, lütfen yapmayın. Yapmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.